gerek dünya liderleriyle görüşüyor, konuşmalar yapıyor. Ve çocuk, kadın vesaire. Ama düşünün, şu an itibariyle Gazze'de su yok, ekmek yok, gıda yok. Bütün bunlar insan hakları evrensel beyannamesine ters. Nerede Batı? Herhangi bir bu noktada aldıkları tedbir var mı? O da yok. Şimdi ne diyorlar? Amerika uçak gemisi gönderiyor. İkinci uçak gemisi de gelecek. E bay Amerika. Ya Amerika nire? Akdeniz, İsrail, Filistin nire? Ne işin var senin orada? Şimdi Amerika gibi bir ülkeye barışı tesis mi yakışır, yoksa oraya benzinle, körükle gitmek mi yakışır? Amerika'dan beklenen nedir? Bu. Ama düşünün, Türkiye'ye ait Suriye'de bir SİHA'yı terörle mücadele ederken düşürecek kadar ferasetini kaybeden bir anlayış var. E biz seninle NATO'da beraber değil miyiz? NATO'da beraber olduğun Türkiye'nin siyasını terörle mücadele eden bu ülkenin siyasını nasıl düşürürsün ya? Görmedim, bilmedim, farkında değilim. Bunu nasıl söylersin? Bunu nasıl söylersin? Bakın biz kriz ilk patlak verdiğinde tüm tarafları itidalle hareket etmeye çağırdık. Telefon diplomasisiyle çatışmalara, diyalog yoluyla çözüm bulmaya gayret ettik. Bugüne kadar devlet ve hükümet başkanı seviyesinde 13 liderle telefon görüşmem oldu. Dışişleri Bakanımız bir taraftan, MİT Başkanımız bir taraftan muhataplarıyla irtibata geçerek görüşmeler devam ediyor. Neler yapabiliriz? Bunun üzerinde duruyoruz. Düşünün, Mısır'ın Refah kapısını bombaladılar. Buradan insani yardım gönderme noktasında adım atalım. Bunun çalışmasını yapalım. Ama orayı da bombaladılar. Sayın Sisi ile de bu konuyu görüştük. Bugün aynı şekilde Muhammed Bin Zayed ile görüştük. Katar emiri ile görüştük. Birlikte beraber neler yapabiliriz? Bunları konuştuk. Atacağımız adımlar var. Bu insanlar susuz, bu insanlar gıdasız. İnsan hakları evrensel beyannamesinde bunlara yönelik atılması gereken adımları gerektiren, evet, görevler var. Ama asla bunların böyle bir derdi yok. Onların yok ama bizim var. Sivillere yönelik hiçbir eylemi tasvip etmediğimizi açık ve net bir şekilde ifade ettik. Hamaset peşine düşmeden tüm bölgemize sıçrama riski olan bu ateşi bir an önce söndürmenin derdinde olduk. Bugün de aynı yerde duruyoruz. Orantısız şiddetin daha fazla şiddete, daha fazla acıya, daha fazla yıkıma, daha fazla istikrarsızlığa sebep olacağını söylüyoruz. Gazze'de yaşananlar tam olarak budur. Gazze'li kardeşlerime yönelik katliam derecesine varan saldırıların hiçbir izahı
Olamaz. Toplam 360 kilometre karelik dar bir alanda yaşayan 2 milyon Gazzelinin elektriğini, suyunu, akaryakıtını, gıdasını kesmek ne insanidir, ne vicdanidir, ne de bunun savaş hukukunda yeri var. 2 milyon Gazzelinin elektriğini, suyunu, akaryakıtını, gıdasını kesmek ne insanidir, ne vicdanidir, ne de bunun savaş hukukunda yeri var. Sene 1947 ve sene 2023. Sürekli olarak İsrail buraları işgal ederek ne yaptı? Şu anda işte ufacık bir yere Filistin'i mahkum etti. Olması gereken ne? 67 sınırları içerisine Filistin'i kavuşturmaktır. Sonucu ne kadar can yakıcı olursa olsun hiçbir eylem böyle bir zulmü haklı kılmaz. Devletler ile örgütleri ayıran en temel özellik uluslararası hukuka ve insani değerlere olan bağlılıktır. Örgütlerden farklı olarak devletler savaş hukukuyla insan haklarına riayet etmekle mükelleftir. Bu çizginin giderek kaybolduğunu görüyoruz. İçinde binlerce askerin, uçağın, silahın olduğu uçak gemisini göndererek ne yapmak istiyorsun? Filistin halkına yönelik insani yardımları durdurarak ne yapmak istiyorsun? Gazze'de yaşanan insani trajediye kör ve sağır kesilerek barışa hizmet edilmeyeceği açıktır. Barışa hizmet etmeyen her adım savaşa destek vermek demektir. Biz bu çatışmaların, bu saldırıların daha fazla büyümesini ve Allah korusun bölgemize yayılmasını istemiyoruz. Bölgede söz ve etki sahibi tüm aktörleri körü körüne birilerini desteklemek yerine gerilimi düşürmek için çaba harcamaya çağırıyoruz. Türkiye olarak Gazze'li kardeşlerimize insani yardım malzemesi ulaştırmak için de çabalarımızı yoğunlaştırdık. Duygularımızın politikalarımıza tesir etmesine fırsat vermeden inşallah bu krizi hassasiyetle devletimizin binlerce yıllık tecrübesine yakışır basiret ve soğukkanlıkla yöneteceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Sözlerimi bitirmeden Cumhurbaşkanlığı Külliyemizi teşrifleriniz için her birinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Gençler, şunu lütfen hiçbir zaman unutmayın. En büyük zenginliğimiz sizlersiniz. İstiklalimizin, istikbalimizin, ülkemizin, devletimizin, milletimizin teminatı sizlersiniz. Demokrasimizin güvencesi sizlersiniz. Gücümüz sizlersiniz. Her biriniz tek başına bir Türkiye'siniz.